Ne oluyor ya? Senin ne işin var burada? Niye nefes nefesesin? Bir olaydan sonra asansöre binemiyorum ya. Merdivenle çıktım ondan. Geç geç. Anlatacağım. Ne oldu? Bak Esma, ayıp diyeceksen şu an gerçekten... Unutun şimdi, onu sonra anlatacağım. Sana komple kuran kadın var ya, ben onu buldum. Ama bulduğum gibi de kaybettim. Ne diyorsun Esma ya? Diyorum ki, sana dava açan adam var ya... Heh, hani o adam kafeye gelmişti ve bir kadın para vermişti. Tamam, biliyoruz oraları, geç. O kadın sizin hastanede yöneticiymiş. Kim, Melda mı? Aynen o. Aşağıda fotoğraflara bakarken fark ettim. Sen karıştırmış olma. Hayır canım, karıştırdığım falan yok. Gözümle gördüm diyorum sana ya, gözümle gördüm. Allah rahmet eylesin. De, belli ki arkandan iş çevirmişler. Dediğimi anladınız değil mi? Gayet net. Hastanede gözün görebileceği her yerde bunu istiyorum. Hiçbir noktada unutulmuş olmasın. Sabah hallolmuş olacak. Cihanur'un durumunu da sorsaydın, değişen bir şey var mıymış? Kendi derdine düştüğünden, olandan bitenden haberin yok. Kalp krizi geçirdi. Durumu ciddi. Tamam, siz dediklerimi yapın. Sinan Bey, misafiriniz geldi. Bu saatte ne misafir? Oo, Doktor Eylül Erdem. Hayrola bu saatte? Geç otur. Oturmaya gelmedim. Yarın yapacağınız ilk işi söylemeye geldim. Vay 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 vay. Boyundan büyük laflar etmeye gelmişsin. O Tarık denen adamın iftirasını sizin organize ettiğinizi biliyorum. Ne diyor bu kız Sinan? Oğlunuz bana zarar vermeye çalışırken hastaneye de tehlike atıyor Süleyman Bey. Yarın ne yapıp edip o davayı geri çektireceksiniz. Başka bir emriniz var mı Eylül Hanım? Var. Artık rahat bırakın beni de işimi yapayım. İşini mi yapacaksın? İşini yapsaydın kızım şu an yaşıyor olacaktı. Kısacası acı çekmeye devam edeceksin. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ben acıya karşı hissizleşeli çok uzun zaman oldu. Nedenini siz de çok iyi biliyorsunuz. Kendinize nefes almak için başka yöntemler bulun. Bir doktor tavsiyesi. Anlaşılan bu kızı hafife almışız Sinan. Demir leblebi gibiymiş. Ne yeniliyor, ne yutuluyor. Şu yeni gelen asistan bu kızın kardeşi değil miydi? Evet. Ablası gibi hırslı mıymış o da? Anasının kızıysa daha da beterdir. O zaman kullan o kızı. Bakalım kim varmış burada. Alabilir miyim? Hı-hı. Size bu tavrı hiç yakıştıramadım. Bana bu tavrı hiç yakıştıramadın mı? Daha beni tanımıyorsun bile. Korkma diyeceğim de korkmadın zaten. Bahar'la size anlattılar. O ne demek şimdi? Bahar'la benim aramda bir şey yoktu ki. Ben var demedim ki. Yakın arkadaşmışsınız ya. Evet, çok yakın arkadaştık hem de. Yani? Yani beni onun yerine mi aldınız? Al bunu.
Kim dost doğru işinin başına. Ben de biraz burada uyuyacağım. Burada mı? Eğer kalkarsan evet orada. Kaybol. Peki. Çok iyi lan. Ayak atan hastayı yeni kıza kilitledin de. Şimdi Oğuz Hoca'ya gidip şikayet etmesin seni. Etsin. Oğlum arada kıvılcımlar çakıyor, fark etmedin mi? Bırak ya Şam şeytanı. Ne oldu ya, daha dün melek diyordun. Bak Cankuş. Bu sözümü hiç ama hiç unutma. Hatta yaz odanın duvarına her sabah oku. Şeytan da bir melektir. Gülme lan. Beni tıp çevrelerinde iyi tanırlar koçum. Adım Sam olduğu kadar göbek adım da İntiko'dur. İntiko? O ne be? İntikam meleği. Revenge. Gülme lan. Revenge. Yüzüme baka baka gülüyor ya. Hem sen dökül bakayım kardeşine. Sizin şu yemek işi ne oldu anlat. Ha sen Esma'ya mı soruyorsun? Hı hı. Olmaz o iş. Sıkıcı kız. Allah Allah. Kaçtım ben. Hadi kaçtım ben. Bak İskender, ne çıkarsa çıksın aramızda kalacak, tamam mı? Tamam Haluk hocam. Benden laf çıkmaz biliyorsunuz. Tamam. Hadi başlayalım. Bir şekilde hepimiz sorumluyuz. Ama bunu bilmesi hiç kimseyi geri getirmeyecek. Sus! Sus! Yıllardır hayran kaldığım, gözümde yarattığım, büyüttüğüm kahramanımı yok etme. Yalnız değilsin. Ben buradayım. Birlikte halledeceğiz, tamam mı? Birlikte. Birlikte olabilirsek. Halledemeyeceğimiz şey yok. Durum daha iyi. İstersen ameliyatı bugün yapabiliriz.
Biliyor musun, uzun zamandır senden duyduğum en güzel şey bu. Benimle uğraşmaya başladığına göre sen de daha iyisin diye düşünüyorum. Hadi kalk. Özür dilerim. Ne için? Seni kaybetme korkusuyla yaptığım her şey için. Her şey. Bir düşünelim. Her şey için tek bir özür yetmez. Ama kabul ediyorum. Yaran nasıl? Bir dikişine bakalım mı? İyi, iyi. Merak etme. Merak etme. Yaram iyi. Sen kalbime iyi bak. Gerisi önemli değil. Çünkü birini seversen bir gün değil, her gün seversin. Ve her gün kendine de kalbine de iyi baksın istersin. Esrar. Nereye böyle selamsız sabahsız? Günaydın. Kusura bakmayın, biraz acelem var. Dur ya, dur. Bunu görmek istersin herhalde. Adı hep yaşayacak. Sen göremedin ama çok iyi bir doktordu benim Bahar. Üzülme. Sinan'la aranda ne geçerse geçsin, sen benim için hep değerliydin. Hep de öyle kalacaksın. Sinan söyledi mi? Söylemesine gerek yok. Bir sen var bu hastanede. Kalmak için bize soracak değilsin ya. Günaydın. Umarım dünkünden daha güzel bir gün olur. Biliyor musun, fiziksel olarak pek benzemiyoruz ama beni sana çok benzetiyorlar. Yanılıyorlar. Sen o kolyeyi nereden buldun? İkimize de babaannem almıştı, hatırlamadın mı? Ben seninle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Kabul etsen de etmesen de o benim de babaannemdi. Ben de öldüğünde çok üzülmüştüm. Hadi ya. O yüzden mezarına bile gelmedin. Ben gelmeyi istedim. Annem getirmedi. Annenin uğraşacak başka şeyleri vardı. Babaannemin kan parasının peşinde koşturması gerekiyordu. Benim annem öyle bir şey yapmaz. Sen annemi hiç tanımıyorsun. Cihan Hoca'nın değerleri şahane hocam. Şahane vallahi ya. Böyle devam ederse öğleden sonra ameliyata alabileceğiz.
Sen! Nerede? Bırak! Bırak diyorum sana! Efendim ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Nerede o? Yemin ediyorum bana vermezseniz bu hastaneyi başınıza yıkarım. Yapma oğlum. Yapma evladım. Yapma, kurban oldum. Ne olur. Ne olduğunu öğrenelim. Anne bırak öfkemi senden çıkarmayayım. Bir kızı görelim önce oğlum. Allah muhafet aşkına bir dur. Anne çekil. Efendim ne yapıyorsunuz siz annenizi? Nerede olduğunuzun farkına varın. Burası bir hastane. Siz sakin olmanız lazım. Herkesi rahatsız ediyorsunuz. Sakin olamam doktor. Sakin olamam. Bu adam kardeşime ne yaptı biliyor musun? Hocam dün bahsettiğim şu dartla gelen hasta. Beyefendi bakın. Sakin olmanız lazım. Öfkenizi anlıyorum. Lütfen yapmayın. Sakin olun. Ya çekil şuradan ya bana psikolog ağzı yapma. Anlıyormuş. Kusura bakmayın doktor bey oğlum. Tamamen sinirli. Önemli değil. Özür dileme şunlardan anne. Bana adamın odasını söyleyin. Sakin ol artık tamam. Samet sen hanımefendiyle ilgili. Peki hocam. Gel gelin. Ya ne yapıyorsun ya? Sakin ol ne olur. Konuşmalarına da hareketlerine de dikkat edeceksin. Etmesem ne olacak? Bak dostum. Acın var. Anlıyorum. Saygı duyuyorum sana. Ama bu hastanede herkesin bir acısı var. Senin de onlara saygı duyman lazım. Bu insanlar buraya acılarını dindirmek için geliyorlar. Senin bu saçma sapan hareketlerini çekmek için değil. Anlatabildim mi? Hı? Anlatamadıysam eğer anladığın dilden de konuşuruz. Merak etme. Hadi arkadaşlar. Beyefendiyi alın. Tamam. Sakinleştiğinde de haber verin, kardeşini görebilir. Görüşeceğiz lan seninle. Hadi. Hastane burası. Bağırmayalım. Yapma başımızı helaya sokacaksın. Yapma annem. Tamam arkadaşlar. Sorun yok. Tamam. Sakin diyorum size. Tamam. Tamam bırak. Bırakın. Bırak. Sakin ol kardeşim. Onun benden başka kimsesi yok. Bilmiyorum çıkacağım. Vallahi pek sakinleşmişe benzemiyorsun. Hem Ali Asaf Hoca'nın kesin emri var. Bu hocanızın da hastanenizin de. Sus kurban olayım. Ben bütün gün ameliyathanede olacağım Alp. Özellikle Hakan'la seninle ilgilenmeni istiyorum. Ben de size onu söyleyecektim hocam. Hemşireler haber verdi. Kesinlikle yemek yemiyormuş. Biliyorum dün gece beni de aradılar. Ne yapacağız hocam? Ben bir şey yapmayacağım. Sen yapacaksın. Gerekirse ellerinle besleyeceksin. Tamam hocam. Eylül Erdem. Hocam ben kaçtım. Merhaba. Yoğunluktan tanışamadık. Ben Esra. Merhaba. Bahar'ın annesiyim. Gerilmene gerek yok. Kendini suçlu da hissetme. İnsan bazen zor kararlar veriyor. En çok da biz doktorlar. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ben de. Biliyor musun? Güneydoğu'da çalışırken ölü evlerine ağaççı kadınlar gelirdi. Neden diye sorunca acıyı azaltmak için doktor hanım derlerdi. Haklılarmış. Neyse. Daha çok konuşacak zamanımız olacak. Görüşürüz. Selam. Yemek getirdim sana. İstemiyorum. Olmaz yiyeceksin. Eylül Hoca'nın kesin emri var. Bu yaptığımda Eylül Hanım'ın hoşuna gidecek. Ne o? Her şeyi buraya yazıyorum. İyi bir şey yapıyorsun da. Senin yemek de yemen lazım. Artık insanlar bana bakınca bir canavar görmeyecek. Gerçekten senin ne dediğini anlamıyorum. Beni akşam götürecekler ya. Ee? Senden bir şey isteyebilir miyim?
Önce yemeğini yiyeceksin. Bu mektubu Eylül Hanım'a götürür müsün? Vallahi kendin ver. Hem neden yemek yemediğini de onu açıklarsın. Al, tamam, yiyeceğim. Al, tamam. Bak, yemeğe başladım bile. Ver, tamam mı? Kesin ver. Tamam. Ama ben gittikten sonra okusun. Şimdi okumasın. Tamam. Anlaştık. Bak, yiyorum. Hastanenin ismi çok iyi fikir değil mi? Öyle. Olsun. Yardımına ihtiyacım var. Babanın ameliyatında ben de olacağım. Sağ ol. Ameliyatta Eylül asiste edecek beni. Ben senden başka bir şey rica edeceğim. Hayırdır? Şu gece gelen saldırı vakasına sen bakmışsın. Ben baktım. Kızın abisi geldi, aşağıda olay çıkardı az önce. Dikkatli olun, tamam mı? Neden suçlu kim belirsiz. Bunların suçladıkları adamın daha ifadesi alınmadı. Baygın yatıyor. Neye göre yani? Kızın abisi suçlunun kim olduğuna karar vermiş bile. Allah Allah. Hocam! Cihan'ın hoca. Ne oldu? Değerleri düşüyor. Hocam, yeni kimlikleriniz. Bu ne? Hastanemizin adı değiştirildi. Sinan Bey öyle istemiş. Her yerde yeni logoyu görmek istiyor. Kızının adını unutturmak istemiyor tabii. Baktığımız her yerde onu göreceğiz. İşini mi yapacaksın? İşini yapsaydın kızım şu an yaşıyor olacaktı. Kısacası acı çekmeye devam edeceksin. Hocam, telefonum çalıyor. Efendim Sama. Nasıl? Ali Asaf'ın haberi var mı? Tamam, geliyorum hemen. Doktorlar hayat kurtarmak için yaşarlar. Beyaz önlükleri yalnızca hastaların değil, onların da umududur. Ve o umut herkes için vardır. Suçlu suçsuz ayırmadan. Beyaz önlük herkes için eşitlik demektir. O gömleği giyenler için hayat vermek. Yeri geldiğinde hayatından vazgeçmektir. Hepsi bir yemin ederler. Silinmez izleri silmek, görünmez acıları dindirmek için. Beyaz gömleği çıkardığında ise savunmasızsındır artık. Herkes gibi. Sadece insan. Ve o zaman hatırlarsın ki herkes bir gün ölecek. Nasıl, nerede, ne zaman olacak? En son kimin sesini duyarak, kimin kollarında öleceksin? Bu sadece Allah'ın takdiridir. Nasıl yaşayacağımız, o bize kalmış. Onurlu mu?
yoksa onursuz mu? Yalanları mı seçerek yoksa gerçekleri mi? Gözünü kapattığında sana kalan işte bu seçim olacak. Kararınız ne olursa olsun sevdiğinizden asla vazgeçmeyin. Onu kaybetmemek için savaşın. Onunla geçirdiğiniz her günün değerini bilin. Hazırlanıp geliyorum. Eylül. Seni seviyorum. Kalbine bir gün değil her gün iyi bakın. Çünkü bu hayatta sizi ayakta tutacak tek şey o aşktır. Ben de seni seviyorum. Bakamam ben. Gelmesinler buraya. Tamam Senem, sakin. Ben gitmek istiyorum. Bırakın beni. Tamam. Sakin. Otur şöyle. Bak güzelim, beni dinle. Bu senin suçun değil. Bunu sana yapan şerefsizin suçu. Ailenin yüzüne bakamayacak, utanacak hiçbir şey yapmadın sen. Tanışma partisindeydik. Verdi biri bana, hiçbir şey hatırlamıyorum gerçekten. Senin hiçbir suçun yok. Geçti. Geçti. Kız kendine değildi. Ama görür görmez o çocuğun kıza bir kötülük yaptığını anladım. Herifi kaptığım gibi aldım üstüne. Sonrasında kavgaya tutuştunuz. Ne yapsaydım? O hayvan kıza tecavüz etti diyorum. Allah kahretsin. Biraz da erken olabilseydim orada. Bu arada sabahtan beri benekler görmeye başladım. Bir bakalım. Biraz başını arkaya yaslan. Kalemi takip et. Yani önemli bir şey gibi gözükmüyor ama retina yırtı olabilir. İpek, bir göz doktoru baksın. Tamam hocam. Bu arada şu elindeki yere de baksınlar. Peki o yaşayacak mı? Kim? O tecavüzcü pislik. Yani acilde hala, henüz kendine gelmedi. Geberir inşallah. Sen de hapsi boylarsın. Ne zamana geliyorlarmış? Tamamdır, hemen geliyoruz. Gözünüz için birisi gelecek. Ne yani? Şimdi Soner hapse mi girecek? Çok çabuk sonuca varıyorsun. Daha gerçeği bilmiyoruz. Niye? Arif Senem'e tecavüz ederken Soner de kurtarmış işte. Al sana buz gibi gerçek. Bitti mi o resim? Hangi resim? Dün çizdiğin. Hayır. O zaman hala kim olduğunu bilmiyoruz değil mi? İşte öyle. Her şey bitmeden bütün resmi göremez. Biraz daha ekarte edin. Neden durdun? Kanama çok büyük. Hala kurtarabilirsin. Ben bu kadar yoğun kanaması olduğunu tahmin etmedim. Daha beterlerini de yaptın. Evet. Yaptım ama
Şu an emin değilim. Hastayı baban gibi düşünme. Başaramayacak. Kaybetme sırası bu sefer Ali Asaf Hoca'da. Hayır. Kaybetmeyeceğim. Başaracağız. Hadi şu kanamayı durduralım. Klenk ve aspiratör. Dikkat edin. Niye bunlar beni delirtiyorlar? O tecavüz içeride, ben kardeşimi göremiyorum. Oğlum sus, sus, kurban olayım. İçeride tutuyorlar. Pardon, müsaade eder misiniz? Berat Bey, ben de sizi arıyordum. Kardeşinizin doktoruyum. Kızım nasıl? Gelin anlatayım. Esra Hanım, Ali Asaf Bey'in emri var. Beyefendi giremez. Tamam, sorun yok. Beyefendi sakin kalacağına söz verdi. Gelin benimle. Orta serebral arterde kanama var. Temporal lobektomi yapmamız lazım. Ama hareket kabiliyeti ve hafızası hala yerinde. Bu çok riskli bir karar. Ama hemen karar vermen lazım. Emin olamıyorum. Olmak zorundasın. Burada yatan benim babam olsaydı, hayatta tutmak için ne gerekiyorsa onu yapardım. Bana sürekli meydan okuyup duruyordun Ziyanur. Şimdi olduğun yere bak. Anlamadım. Yok bir şey. Uğruna beni ezip geçtiği sözüm ona çocuğunu görsün bakalım. Başaramayacak. Biliyor musun? Umurumda bile değilim. İster yaşatsın, ister neşteri beynine saplasın. Burada olandan hiçbir ilgimi çekmiyor. O zaman şu kızın bahsettiği dava, hallet onu. Hiç niyetim yok. Fatih. Biraz konuşalım. Baban aradı. Hiç şaşırmadım. Herkesi deniyor sırayla tek tek. Baban çok eski dostum biliyorsun. O yüzden babana dediğimi sana da diyeceğim. Öfken de çok haklısın. Çok sevdiğin birini kaybettin. Benim gibi. Bu yüzden Eylül olan nefretini en çok ben anlayabilirim. Bundan sonra bir sıkıntın ya da üzüntün olursa beni arayacaksın. Tamam. Sağ olun hocam. Konuştuğumuz gibi güçlü olacaksınız. Tamam doktor. Thank you.
Beraz Bey, geçsenize. Abi. Thank you.